Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinize merhaba diyerek sözlerime başlıyorum. Dün hepimizin burada gördüğü gibi çok güzel bir panel gerçekleşti. Gerçekten çok şeyler öğrendik. Oğur arkadaşımızın da söylediği gibi yalnız olmadığımızı gördük. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın bir özet olarak düşüncesi var. Ben de aşağı yukarı aynı konulara değineceğim. Biraz farklı bir cepheden. Şu kitabın hazırlanması için genel merkezin yöneticilerine gerçekten teşekkür ediyorum. İçinde çok güzel bilgiler var. Hatta devrimin çocuklarının resimlerini bile basmışlar. Gezinin çiçeklerinin resimlerini bile basmışlar. İnsan doğal olarak etkileniyor ve hoşuna gidiyor. Bu arada Sayın Genel Başkan'ın konuşmasını da şöyle bir baştan sonra az önce hem dinledim hem de burada okudum. Bir şeye değinmek istiyorum. İktidara, ana muhalefete, muhalefete ve yöneticilere bir meydan okuma var bu konuşma metni içerisinde. Diyor ki Sayın Genel Başkan, katılmamak mümkün değil. Birkaç tane alıntı yapacağım. Ülkenin odalarıyla, kurumlarıyla kavga eden, savaş çığırtkanlığı yapan, kayıt dışı ile mücadele edemeyen, kapitalizmin maşası olan, emperyalizmin uşağı olan, tam bağımsız Türkiye için mücadele etmeyen, demokratik yollarla hukuk arayanı cezaevine tıkan diye uzayıp gidiyor. İnsanlara insan gibi yaşama hakkına saygılı olmayan biz, çağdaş demokrat muhasebeciler, bir kişi dahi kalsak her şart ve ortamda yukarıdaki diğer yanlış uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz diyor. Çağdaş demokrat muhasebeciler olarak. Sevgili arkadaşlar, bakın rengine itiraz etmiyorum. Rengine itiraz etmiyorum. İçeriğine itiraz ediyorum. Burada çağdaş demokrat muhasebeci olmayan arkadaşlar da var grup olarak. Çok iyi biliyorum ki grup olarak bu yazılmış. Elbette ben çağdaşım, elbette ben demokratım. Yalnız bir şeyi vurgulamak istiyorum. Demokratlık emeğe saygıdır. Demokratlık özgürlüğe saygıdır. Demokratlık paylaşımcılıktır. Biz hep birlikte hareket etmezsek, az önce bütün konuşmacıları dinledik hep birlikte. Herkes birlikten, beraberlikten bahsediyor. Sayın TÜRMOP Genel Başkan'ın konuşmasını da dikkatle izledim. Gün birlik ve beraberlik günüdür diyerek konuşmasını bitirdi. Dün Sayın Rıfat Nalmandoğlu'nu dinledim. Derneklerde demokrasi ve katılımcılığı sağlamak zorundayız diyor. Dün akşam bir yemek oluyor. 4 tane derneğin şube başkanlarına, bizim gibi genel başkanlık yapmış bir takım arkadaşlara yemek davetiyesi veya yemeğe katılma isteği bildirilmiyor. Arkadaşlar, şunu çok iyi bilelim. Buradaki, ben inanıyorum ki herkesi tanımamakla birlikte %99 arkadaşlar aynı şeyi düşünüyoruz. Dernekler gönüllü birliklerdir. Odalar gibi değil. Odalar zorunlu birlik, zorunlu bir örgütlenmedir. Ama dernekler gönüllü birlikte olduğu için, öyle bir örgütlenme biçimi olduğu için biz burada birliği ve beraberliği sağlayamazsak, eğer grupçu davranırsak, 1989'da yasa çıktığında itiraz ettiğimiz noktaları bir 25 yıl sonra daha yine söylemek zorunda kalabiliriz. Mesleğin sorunlarına değinmek istemiyorum. 1989'da meslek yasası çıktığında meslek vesayet altında diyorduk. Angaryalara hayır diyorduk.
tahsilat sorunu çözümlenmesi gerekir diyorduk. Yasadaki bir takım çelişkiler çözümlenmesi gerekir diyorduk. Ama maalesef bugüne kadar önemli ölçüde kiminle hangi meslek mensubuyla konuşursak konuşalım sorunlarımız önemli ölçüde çözümlenemedi. Bu bizim birlikte ve beraberlikte olamadığımızdan dolayıdır diye düşünüyorum. Az önce burada genel başkanlar olarak fotoğraf çektirdik. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ama bu fotoğrafta kalmamalı arkadaşlar, bir takım resimler. Şu insanlığa karşı tavır alan hükümete eğer biz karşıyız diyebiliyorsak hep birlikte hareket etmek zorundayız. Savaşa karşı eğer biz dik durabiliyorsak hep birlikte hareket ederek dik durmalıyız diye düşünüyorum. Geçenlerde ülkemize yanmıyorsam bir partinin davetlisi olarak Uruguay Devlet Başkanı geldi. José Mujica. Bir günlük gazetede 2 sayfalık söyleşisi vardı. Emin olun ders çalışırken o kadar dikkatli okumadım ve 4 defa okudum. Uruguay Devlet Başkanı şunu söylüyor değerli arkadaşlar. 80'li yaşlarda bir kişi. Okumuşsunuzdur, belki de biliyorsunuzdur. Ama hatırlatmak istiyorum. 1930'lu 40'lı yıllardan bahsederken İspanya'da sosyalistlerle komünistler birbirleriyle kavga ederken Franco geldi. Yine Almanya'da sosyal demokratlarla sosyalistler kavga ederken Hitler geldi. Bir de Mussolini örneğini veriyor İtalya'da. Biz bunlardan ders çıkarttık ve ona göre yolumuzu çizdik. Belki bilirsiniz gençlik yıllarında bu kişi Uruguay Devlet Başkanlığı'nı yapmış José Mujica. Gerilla. 13 yıl hapis yatmış, 7,5 yılını füşelerde geçirmiş, sonra milletvekili seçilmiş, sonra tarım bakanı olmuş, sonra da ülkenin cumhurbaşkanı olmuş. Saray teklif edildiği halde gitmemiş, tek katlı bir evinde yaşamayı tercih etmiş bir kişi. Ama biz birlik yaptık diyerek bu başarıya ulaştık diyor. Altını çizmek istediğim nokta bu. Değerli arkadaşlar, tekrar etmeyeceğim, Almanya'daki bir papazın söylemi vardı Hitler döneminde. Sıra bana gelene kadar hep bahane dedik diyor. Hikayeyi bilirsiniz, ilk önce komünistleri aldılar, sonra Yahudileri aldılar. İşte sıra bize gelince arkamıza baktık, kimse kalmamış diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunlardan lütfen ders çıkartalım. Bunlardan lütfen ders çıkartalım. Bu derse göre hareket etmemizde bu gönüllü birliklerde büyük yarar var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Rıfat Nalbant, buyurun.